Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağım proje bu video içerisinde Sosyos'tan sonra ikinci anlatacağımız bir futbol projesi olacak. Biliyorsunuz bizler Aralık 2019'da ilk Sosyos'u tanıtmıştık. O zaman tanıtımını yaparken videolar oluşturarak yaklaşık olarak 5-6 tane video çekmiştim onunla alakalı. Ücretsiz bir şekilde uygulama üzerinden fan token'i toplayabileceğinizi bahsetmiştik. Hem Chili's toplayabiliyorduk hem de Juventus token'i. Zaman içerisinde proje değerlendi, belli seviyelere geldi ve daha çok üzerine koya koya devam edecek düşüncesindeyiz. Şimdi bugün anlatacağım projede de Shorten projesi, şu an ekranda görüyorsunuz zaten, Rediscover Football sloganıyla yola çıkmış bir proje. Şu an için token sale kısmında, yani birinci aşama satış kısmında, yakın zamanda ikinci aşama başlayacak. En son extra time kısmı başlayacak. Bu şekilde devam edecek. Bununla alakalı sizlere bazı bilgiler vereceğim. Ama ondan önce bir videomuz var. Öncelikle bu videomuzu bir izleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Football. Every goal, every save, every dribble recorded in our memory. We're here to show you even more. Come with us behind the scenes of those historic moments. Discover and rediscover the stories behind the games that took all our breaths away. Shirtum, the only NFT marketplace with limited edition assets that unlock exclusive content. Stories created by the player, told by the player, only for you. Our native app allows you to collect and trade the NFTs with users from all around the world. The world is your playfield. Now, play. Join our founding players and acquire our tokens in the private sale before June the 21st at shirtum.com. Shirtum, rediscover football. Evet arkadaşlar, videomuzu izledik. Şimdi sizlere öncelikle tanıtımdan önce satışla alakalı bilgiler vereyim. Ondan sonra ekstra bilgileri vermeye çalışacağım. Şimdi ben bununla alakalı bilgiler topladım. Şu an birinci satış devam ediyor. Bu videonun yayınlandığı gün bitecek birinci satışı. Birinci round yaklaşık olarak fiyatlandırma bakımından burada görmüş olduğunuz 00235 ile 00275 euro arasında bir fiyatlandırması var. Bunu niye böyle söylüyorum? Çünkü minimum satın alma miktarı 1.5 BNB bu round içerisinde. İkinci rounda geçtiğimiz zaman daha düşük olacak minimum alım miktarı. Maksimumu bilmiyorum. Üçüncü roundda da ona göre tekrardan yapılandırılacak. Yani şu anki roundda minimum 1.5 BNB alabiliyorsunuz. Ama fiyatı da yaklaşık olarak bunlara karşılık geliyor. Şimdi BNB'nin fiyatı değiştiğinden dolayı, BNB bazlı siz alım yapacağınızdan dolayı değişkenlik gösterebilir. Nedeni de şu: 1.5 BNB ile standart 18.000 adet alabiliyorsunuz. Bundan dolayı fiyat aralığını verdim size. İkinci roundda ise 0.03 euro üzerinden satılacak. Üçüncü roundda 0.036. Listelemede 0.0432 olacak. Peki nerede ilk başta listelenecek? Tabii ki arkadaşlar, başlangıç itibariyle PancakeSwap içerisinde listelenecek. Buraya da not olarak ekleyelim. Pancake'de listeleme gerçekleşecek. Daha sonra yol haritalarında borsalara listeleme var. Onu da biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi token arzına baktığımız zaman toplamda 1 milyar arzı olacak. Fakat %10'luk yakım için ayrılmış. Dolayısıyla da 900 milyon son arzı olacağını söyleyebiliriz. Peki başlangıçta piyasaya ne kadar çıkartılacak? 200 milyon. Bu da demek oluyor ki listeleme fiyatıyla şuradaki 200 milyonu çarptığımız zaman yaklaşık olarak 8 milyon euroluk bir market cap olmuş olacak. Bir de sizler token alımını yaptığınız zaman, minimum 1.5 BNB alımı yaptığınız zaman 5 eşit parçada her ay cüzdanlarınıza gönderilecek tokenler. Yani bu şu demek olmuyor: siz alımı yaptığınız zaman cüzdanlara gelecek. Siz nasıl CoinList'ten veyahut da farklı yerlerden alım yaptığınızda belli kitleme süreleri vardır. Burada da aynı şekilde her ay size eşit parçalarla gönderilecek. Eğer birinci round'dan alırsanız 18.000 adet alacağınız için her ay sizin cüzdanınıza 3.600 adet gelmiş olacak. Satış kısmıyla alakalı değineceğim konular bunlar. Şimdi birazcık projeye bakalım. Proje arkadaşlar Sosyos'tan biraz farklı. Sosyos projesi kulüplerle anlaşma yapıyordu.
Burada ise futbolcularla anlaşma var. Yani futbolcuların aslında NFT'leri oluşturularak uygulama üzerine satın alma gibi durumlar söz konusu olacak. Yani taraftarlarla futbolcuları bir araya getirme gibi bir durum söz konusu. Bununla alakalı ileriki aşamalarda neler olacağı ile ilgili zaten bilgiler vermeye çalışacağız. Uygulaması daha hayata geçmedi. Ben size Socios'u tanıttığımda uygulaması daha yeni çıkmıştı. Yeni kullanmaya başlamıştık. Burada uygulama daha çıkmadı. Uygulamayla ilgili olarak da Temmuz-Ağustos dönemi içerisinde, ayları içerisinde çıkartılacağı söyleniyor yol haritalarında. Hemen şöyle yol haritalarına bir bakalım. Şu an biz zaten ikinci çeyrekteyiz. Bakın görmüş olduğunuz gibi pancake listelemesi var. Aynı zamanda satışlar, white paper'ın oluşturulması, web sitenin tasarımı gibi süreçler bu kısımda zaten tamamlanmış ve tamamlanmak üzere. Üçüncü çeyreğe baktığımız zaman gördüğünüz gibi iOS'ta veyahut da Android'de uygulamanın son sürümünün ortaya çıkartılması var. Web sitesinin yeniden tasarlanması büyük bir ihtimalle bu dönem içerisinde devam edecek. 11 tane futbolcu, ilk 11 futbolcunun NFT'sinin lansmanı yapılacak. Onun dışında borsada listeleme bu çeyrek içerisinde gerçekleşecek. Son 4. çeyrekte yani son 3 ay içerisinde ise geri kalan 11 futbolcunun gene aynı şekilde lansmanı yapılıyor. Onun dışında burada oyun da olacağı için gamification denmiş. Onun dışında affiliation sistemi olacak. Bir de smart TV'ler için uygulama geliştirmesi yani ona entegrasyon büyük bir ihtimalle. Bununla ilgili şu an için gelişmeler bunlar. Yani genel token'in veyahut da projenin yol haritası bu şekilde. Onun dışında burada Dream Team dediğimiz kısımda yani projenin yaratıcıları kimlerdir diye baktığımız zaman bununla alakalı hepsinin üzerine tıkladığımızda LinkedIn sayfaları geliyor. Bu şekilde girdiğiniz zaman arkadaşlar bunları teker teker inceleyebiliyorsunuz. Ben bunların hepsine baktım. Geçmiş yıllarda özellikle CEO'suna baktığımız zaman geçmiş yıllarda Arjantin'de çalıştığını görüyoruz. Boca Juniors'da çalışmış. Onun dışında Atletico River Plate'de çalışmış. Daha çok baktığımızda hangi oyuncularla anlaştıklarına baktığımız zaman daha çok Güney Amerika kıtası ve aynı zamanda İspanya'yı görüyoruz. Şimdi birkaç tane futbolcu göstereyim o zaman zaten anlayacaksınız. Bakın burada şu an Instagram sayfasına girdiğimiz zaman aynen Socios'ta olduğu gibi ya da Socios'ta olduğu gibi ilk başlarda çok az takipçisi vardı Socios'unda. Bunun da şu an çok az takipçisi var. Yaklaşık olarak 5000 Instagram takipçisi var. Gördüğünüz gibi Instagram'dan mavi tik alınmış. Şöyle aşağı indiğimizde en son eklenen futbolculara bakacağım. Ivan Rakitic tanınan bir futbolcu. Papu Gomez. Onun dışında Beşiktaş'ta da oynamış bir futbolcu var. Marcelo Guedes. Rodrigo De Paul var. En son anlaşılanlar bunlar. Bunların videoları yok şu an. Diğer oyuncular bu aşağıda arkadaşlar. Yani bunların videoları yapılmış, videolar çekilmiş. Diğerleriyle yaklaşık son 3 ya da 4 tane futbolcuyla da herhangi bir şu an için bir video yok. Ama burayı incelediğiniz zaman pek çok güncel ve geçmiş zamanda popüler olmuş oyuncular var. Mesela Nani var. Bizim ligimizde de oynamış. Ailton var mesela. Bizim ligimizde geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta da oynadı. Bakın görmüş olduğunuz gibi Almeida var. Yani Türkiye'de oynamış futbolcular da göze çarpıyor burada. Instagram'ı bu şekilde. Twitter'ları da var. Telegram'ları da var. Oralardan da takip edebilirsiniz. Benim şu an için yatırım yapmak amaçlı futbola özellikle fan tokenlerden sonra bir ilgi olduğundan dolayı bu projenin de aynı şekilde Pancake'den sonra özellikle exchange platformlarında listelenmesiyle ve yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle uygulaması çıktıktan sonra bir şekilde fiyatlanacağını düşünüyorum. Bunun için de ilk etapta şu an yatırım yapacağım. Bu video içerisinde zaten sizinle birlikte yapacağız. Bir de şöyle bir bakalım nerelerde haberleri çıkmış. En son arkadaşlar 12 Haziran'da Bitcoin.com, newsbitcoin.com'da haberi çıkmış. Bunların da zaten açıklama kısmına linkini vereceğim. Çünkü yatırım ciddi bir iş. Dolayısıyla yatırım yapıp yapmamak tamamıyla size kalmış. Ben burada sadece tanıtıyorum. Aşağıda açıklamalar kısmında zaten belli linkler koyacağım ki oradan araştırabilirsiniz diye. Yani tamamen size kalmış. İster yatırın ister yatırmayın. Benim buradaki amacım sadece fırsat olabilir mi? Benim dışımda değerlendirecek arkadaşlar varsa onlar da araştırma yapabilsin diye bir video çekiyorum. Kesinlikle sponsorlu içerik değil. Onu da üstüne basa basa söylüyorum. Zaten sponsorlu içerik olsa videonun başında belirtiyor olurdum. Ben kendi paramla yatırımımı yapacağım. Herhangi bir sponsorluk anlaşmam yok. Mesela başka nerede yayınlanmış? CryptoSlate.com'da yayınlanmış bir tane haber var. En son da yayınlanan, bugün yayınlandı. Investing.com'da yayınlandı arkadaşlar. Önemli bir site burası. Dolayısıyla burada
yayınlandığı için de aslında bugün tanıtıyorum. Normalde ben 3 gündür bununla alakalı araştırma yapıyorum. Tanıtıp tanıtmama konusunda çok düşündüm. Aynı zamanda yatırım yapıp yapmama konusunda. Çünkü niye? Bu tür projelere önden yatırım yapıyoruz biz. Hani proje devam eder, durur. Bunun riskini alarak yatırım yaptığımızdan dolayı bu tarz ön yatırımlar her zaman risklidir. Onu da söyleyeyim. En başta zaten yazınsal olarak bir metinde size söylemiştim. Kripto paralar zaten başlı başına bir risk taşır. Özellikle ön satışlar daha risklidir. Ama riski göze alabiliyorsanız, ki ben göze alabiliyorum, bu şekilde yatırımlar yapıyorum. Normalde ben bu tür yatırımlarda çok fazla yüklenmem ama burada minimum 1.5 BNB olduğundan dolayı yapacak bir şey yok. 1.5 BNB de yaklaşık olarak $500 civarına geliyor. Şu an biraz fiyat arttığından dolayı BNB'nin. Eğer elinizde BNB yoksa birazcık daha yatırımı arttırmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, bunlardan bahsettik. Bir de aşağıda açıklamalar kısmına şöyle bir link koyacağım. Bu da şu şekilde bir yarışma. Burada görevler var. Mesela Telegram grubuna katılma. Onun dışında Twitter takibi. Bunları yaptıktan sonra 7 tane görev daha açılıyor. Bunları da yapıyorsunuz. Bu kısımda entry kısmınızı arttırıyorsunuz. Entry kısmı ne kadar artarsa çekilişte o kadar çok şansınız oluyor demektir bu. Toplamda 3 kişi ödül dağıtılacak. Ödüller de burada yazıyor. Ciddi ödüller bunlar aslında bakılacak olursa. Birinci, ikinci ve üçüncü olmaya çalışacaksınız. Katılmak isteyen arkadaşlar için de aşağıda açıklamalar kısmına link bırakacağım. Buradan da işlem yapabilirsiniz. Sonuçta Telegram'dan, Twitter'dan takip edeceksiniz. Hani katılmışken de bu yarışmaya da katılabilirsiniz. Bir de aynı zamanda etrafınıza yayabileceğiniz, referans ağınız genişse burada size çıkma şansı olabilir düşüncesindeyim. Onun için aşağıda koyacağım. Şimdi arkadaşlar, buraya yatırım nasıl yapacağız onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, satın alma sayfası kendi sayfaları. Yani kendi sayfaları üzerinden satış yapılıyor. Bunun için aşağıda açıklamalar ve yorumlar kısmında zaten link mevcut olacak. Buraya girdiğinizde, linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Şimdi öncelikle MetaMask'ı bağlamanız lazım. Bunun için bakın şurada token sale kısmı var. Birinci aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşama ya da extra time dediği kısım. Şimdi biz buradayız. Birinci aşamadayız. Bakın burada buy tokens yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra bize soruyor. Hangi cüzdanla bağlanmak istiyorsunuz diyor. MetaMask, Binance Chain Wallet veyahut da Connect Wallet'la bağlanabiliyoruz. Eğer Trust Wallet kullanıyorsanız Trust Wallet'ın setting kısmında Wallet Connect uygulaması vardır. O Wallet Connect uygulamasını mesela buraya tıkladığımız zaman bize bir QR kod gösteriyor. Siz Trust Wallet'a gidip setting kısmından Wallet Connect'i seçip bu barkodu okutursanız buraya bağlanabiliyorsunuz. Veyahut da buradaki hesaba siz Trust Wallet'ınızla bağlanabiliyorsunuz. Bu şekilde anlatmak daha doğru olur. Fakat biz şu an bu uygulama içerisinde MetaMask'la bağlantı yapacağız. MetaMask'a tıkladığımız zaman şöyle bir açılır pencere geliyor. Next dedim ve Connect dedim. Bunu yaptığım zaman direkt görmüş olduğunuz gibi bağlandı. 1 BNB'ye 12.000 tane token verecek. Ben buraya eğer 1.5 BNB yazarsam görmüş olduğunuz gibi videonun başında da söylediğim gibi 18.000 tane size verecek. Fakat dediğimiz gibi 5 ay boyunca eşit parçalar halinde sizin cüzdanınıza gelecek. Bakın burada token'in adresi var. Aynı zamanda satış adresi var. Hemen şöyle bir inceleyelim. Binance Smart Chain'e bir gidelim. Öncelikle token adresini bir alayım. Token adresini alıp burada bakın şu üst kısımda arama kısmı var. Buraya yapıştırdım. Buraya yapıştırdıktan sonra şuradan arama sekmesine tıkladım. Şuraya da tıklayalım. Toplamda dediğimiz gibi 1 milyar tane. Fakat bir 100 milyonu yakılacak. Bu düşecek onun için. 3 adet holder'ı var. Bunlardan bakın hemen şöyle göstereyim. Şuradaki adres 95 ile biten adres satış adresi. Hangisi bu adres? Hemen şöyle bir bakalım. Holder'lar kısmına geldim. Bakın şu adres. Yani bu adres üzerinden satışlar yapılıyor. Toplamda 100 milyon tane ayrılmış durumda. Hemen şuradan tekrardan ben ana sayfalarına gitmek istiyorum. Ana sayfa kısmında token'in dağılımı ile alakalı bilgiler vardı. Toplamda %10'luk bir kısmı şu an için satış cüzdanına bağlanmış durumda. Hemen şöyle aşağı doğru bir inelim bakalım. Token'in dağılımı ile alakalı. Çünkü onunla alakalı bilgi vermedim. Ekstra bilgi vermiş olalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi birinci satışta yani pre-sale kısmında %10'luk kısmı dediğimiz 100 milyon tane satılacak. Yani dolayısıyla da buradaki cüzdan şu an doğru olan cüzdan. Şimdi ikinci bir cüzdanımız daha olacak bizim aslında satış kısmında. O da hangisi? Şu pre-sale dediğimiz ikinci kısım.
Burada da %12'lik kısmı satılacak. %12'lik kısmı da burada oluşturulacak. Şu an oluşturulmamış. Onun dışında bakın burada likit havuzu var. %3,4 bu pankeke likit sağlaması için yapılacak ayrılmış kısım. Bu da %10'luk kısmı burn edilecek kısım. Takıma %12 ayrılmış. %15'i geçmediği için sıkıntı yok. %15'i geçtiği zaman sıkıntılar oluyor çünkü. Onun dışında hazine %12. Advisor'lar %3. Oyunculara dağıtım ise %12. Yani yaklaşık olarak %15 advisor'larla birlikte %12'lik kısmı da takıma ayrılmış durumda. Yani toparlayacak olursak %27'ye karşılık geliyor. Burada da %30'u geçmiyoruz. Tabii bunların büyük bir ihtimalle kilitleri de olacaktır. Onu da söylemiş olayım. Yani ekstra bilgi yok ama onunla alakalı. Yani en azından ben erişemedim. Ama muhtemelen kilit olacaktır. Onu da sorup öğrenmeye çalışacağım açıkçası. Şimdi bir de bakın burada bir tane daha cüzdanımız var. Bunlar kontrat cüzdanları. İki tane cüzdan. Bir de bütün tokenlerin ilk oluşturulduğu kısım burası. Burada oluşturulduktan sonra iki parçaya bölünmüş. Üçüncü parçada büyük bir ihtimalle bölünecek. Çünkü diğer satışta başladığı zaman diğer cüzdan üzerinden işlem yapılacaktır. Yani şu an kontrattan herhangi bir çıkış yok. Herhangi bir cüzdana. Çünkü daha dağıtım başlamadı. Sadece şu an ön satışlar kısmındayız. Bu şekilde söyleyebilirim dağılım kısmını da. Şimdi biz bir alım yapalım. 1,5 BNB benim cüzdanımda şu an var. Hemen göstereyim. MetaMask cüzdanımda 1,59 adet var BNB. Ben bunu nereden gönderdim? Binance'den gönderdim. Kendi cüzdanımdan gönderdim. Herhangi bir sponsorluk anlaşmam yok. Bakın 1,5 BNB ben buradan gönderdim. Hemen tekrardan MetaMask'ıma geliyorum. Yani ben sponsorluk anlaşması yapmış olsam MetaMask cüzdanımı istetirdim. Bakın 1,5 BNB ben buradan gönderim yapmışım. Şuradan cüzdanımı alıyorum. Buraya yapıştırayım. Kanıt olarak göstermek istiyorum. Yoksa hani göstermesem de olur. Bakın 1 saat ya da 1,5 saat önce görmüş olduğunuz gibi bu cüzdana transfer yapmışım arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım. Şimdi şöyle buy now diyeceğim. 18.000 adet buradan satın alacağım. Buy now dedim. Buradan benden ufak bir komisyon istiyor. Yani 1,5'un üstünde göndermeniz lazım BNB açısından. Çünkü transfer yapacak. Bunun ne kadara karşılık geldiğini söyleyecek olursak. Yani çok ufak bir miktar. Şu anki güncel kurla hemen şöyle bir hesaplayayım. Şu an güncel kur 364 dolar. Yaklaşık olarak 30 sente karşılık geliyor. Yani 30 sent ekstra ödeme yapmanız gerekiyor. Şimdi ben buradan confirm diyorum. İşlemi biraz sonra A üzerine gerçekleştirecek. Evet gerçekleştirdi. Şu an görmüş olduğunuz gibi benim 18.000 adet burada tokenim var. Başarılı dedi zaten. Hemen tamam diyelim. Cüzdan adresimiz bu. Şu an için 18.000 adet görmüş olduğunuz gibi benim cüzdanımda durmasa bile burada gözüküyor. Aşağı kısımda birinci round kısmından şu an itibariyle almış olduğum tokenlerin benim cüzdanlarıma ne zaman gönderileceği ile alakalı bilgiler var. Hemen söyleyelim. 28 Haziran'da ki 28 Haziran'da pancake listelemesi olacak. 28 Haziran'da 3600 adet gelecek. 28'den sonra 28 Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim olmak üzere toplamda 5 eşit parçayla 3600 adet benim cüzdanıma gönderilecek. Ben ondan sonra ister satarım, ister bekletirim. Benim arkadaşlar buradaki ilk hedefim şu olacak. Onu da ben size söyleyeyim. İster yapın ister yapmayın. O tamamıyla size kalmış. Birinci parttan geleni eğer aldığın fiyatın 10 katına çıkarsa veyahut da 5 katına çıksa da olabilir. Belli bir kısmını satacağım. 10 kat yaparsa eğer tamamını satarım. Böylelikle ne olmuş oluyor? Yatırmış olduğum miktarın tamamını ben zaten çıkarmış oluyorum. Geri kalan tokenleri ise bekleteceğim. Beklettikten sonra belli bir seviyem olacak benim için. Belli bir limitim olacak. O limite kadar bekletip ondan sonra kademeli olarak satmayı düşünüyorum. Ama ilk etapta sadece gelen ilk partı 5 katın üzerine çıkarsa satmayı düşünüyorum. Ama ilk etapta kesinlikle projenin nereye gideceğini görmek için beklemeyi planlıyorum. Yatırım kısmında tamamen size kalmış. Aşağıda açıklamalar kısmında linkimiz mevcut. Oradan giriş yaparak istiyorsanız araştırmalarınızı yaptıktan sonra satın alabilirsiniz. 1,5 BNB fazla geliyorsa bir sonraki satışı bekleyin. Oradan alabilirsiniz. Yani tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu bitirmeden son olarak da kontrat adresi üzerinde satın alma işlemleriyle alakalı bilgiler vereyim. Satın aldıktan sonra sizin zaten cüzdan numaranız burada gözükecektir. Mesela benim şu benim kendi cüzdan numaram. Hemen göstereyim bakın şu benim cüzdan numaram. 30 dakika önce alım yapmışım. Ben sonradan videoya ekleme yapıyorum bunu.
30 dakika önce, bakın görmüş olduğunuz gibi 1,5 BNB'lik bir alım yapmışım. Peki bugüne kadar alım yapan kişiler ne kadar alımlar yapmışlar? Onlara bir göz atalım. Mesela 4 BNB, 5 BNB alımlar var. Burada görmüş olduğumuz 7 BNB, 6 BNB'ler var. Mesela bir kişi 14,9 BNB alım yapmış burada. Bir de şunu söyleyeyim. Videonun başında da söyledim. 1,5 BNB'nin altında alım yaparsanız alamazsınız. Yani sizin göndermiş olduğunuz BNB'ler cüzdandan çıkmaz. Çünkü kontrat adresi yazılırken ya da kontrat oluşturulurken minimum ve maksimum ifadeleri söyleniyor kontratta yazarken. Dolayısıyla sizin o kontratı tetikleyebilmeniz için minimum 1,5 BNB almanız gerekiyor birinci round'dan. Görmüş olduğunuz gibi bakın alımlara bakın. Buradaki 1,5 BNB'nin altındaki bütün alımlar gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızıyla gösteriliyor. Yani burada herhangi bir işlem olmamış. Şurada gönderilen fee ücretlerinden kesim oluyor ama siz alım yapamıyorsunuz. Dolayısıyla kesinlikle 3 kere söyledim. 1,5 BNB'nin altına alım yapmayın. Şu ana kadar 1248 tane işlem yapılmış. 1248 kişi, yani aslında burada tabii birden çok alım da olmuş olabilir. 1248 adet işlem dediğimize göre yaklaşık olarak 1000 kişi ortalama şu ana kadar alım yapmış. Giderek artacağını düşünüyorum. Bu şekilde de videomuzun son kısmında da buna değinmek istedim arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Soru, yorum, görüş olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz diyerek videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.